Enkaya basket oynayacakmış gibi giriyordum aşağı. Tanıyorlardı duşu beni. Duşu alıyordu. Duşu alıp geri geliyordum buraya. Şimdi zenginler hep böyle cesmiş, yalandan hikayeler. Koca siz şahit değil misin? Ey koca derler ki nasıl zengin oldun? Evet. İşte bak kanım var dedi de şu. Ya bırakın siz bu şahit şey. Değil misin? Günaydın abi. Hadi oğlum acelemiz var hadi. Beni somonumu yedirmeye mi getiriyorsun abi? Business class'ta yine keyif çatacaksın. Uçakta yemek bu arada hiç anlamadığım bir şeydir. Böyle yani insanlar çok absürt saatlerde bile uçakta yemeği bekler ya böyle uçakta yeriz ya falan. Hani maddi şeyi geçiyorum hani. Ya zaten uçakta yiyeceğiz niye para harcayalım şimdi havalimanı pahalıdır falan. O ayrı tutuyorum ama böyle uçakta yemek için heyecanlanıp böyle ve de aç değil mesela akşam yemeğini yemiş ama uçakta yemeği tekrar yiyor mesela. Niye böyle bir uçakta yemek ekstra motivasyon sağlıyor böyle o böyle bir yenmezse ayıp olur falan gibi bir zihniyet var onu hiç anlamış değilim. Oğlum senin gibi tecrübesiz çocukların genel özelliği bu işte. Bir boku bilmeden çok gözünüzde büyütüyorsunuz ya abi hayatta onu yapamam ben imkansız abi. Yani Casio saat aldım diyorum. 270 liraya aldım diyorum. Abi imkansız diyor. 270 liraya saat mi olur kanka? Ya oğlum yalan mı söyleyeceğim? Gir Trendyol'a oraya buraya bak ya. Yani hayatta güzel gözüken güzel şeylerin hepsi öyle o kadar pahalı değil. O kadar erişilmez değil. Şey gibi. Çok güzel bir yerde denize girmek mesela. Ulan biraz şey hafif yani çaba gösterir gider saatim şişiyor. Hafif çaba gösterir gider bir koydan aşağı iner çok güzel bir yerden denize girersen bedava. Abi öyle bir yere nasıl gideceksin? Çok pahalı değil mi? Değil abi ama gidip de en yakınındaki beach club'dan girersen pahalı olur abi o ayrı bir şey yani. Hayatta her güzel şey o kadar erişilmez o kadar imkansız değil aslında. Sen de böylesin. He? Sen de böylesin. Ben öyleyim ben erişilmez değil. Pahalıyım. Ama işte olay kafada bitiyor abi şu sadece bir ağaç meselesi yani sen gölgeyi canavar zannedersen olmaz. Neyse. Ya sabah sabah yargı dağıttın abi. Dağıtırım oğlum. Replika olabilir mi abi? Ne? Replika olabilir mi peki? Değil değil. Ağlık mağlık yapacaksan millete artistik gereğini yerine getireceksin. Salda solda CEO paşa maşa ondan sonra ekiple yemeğe git. Hadi herkes kendi ödesin hesabını. Yok abi öyle şey. Böyle artistik yapıyorsan millete A gibi davranacaksın. Çok rahat, çok profesyonel. Döndür sağdan sola bir türkü gibi bebeğim azap dola beni. Bu gece dadası var fark etmez her türlü gider alasına. Kale gerek tripiz bizim pis tribiz. Seni ağzı açık bıraktık ve çürüdün feridün. Dününü unutanı biz bir düşürür solu götürür sonsuzuz getiririz. Ortamı eritiriz kim fena dedi biz hep bir fiz. Bizi gibi açarız kafamızı yaşarız gerekirse aşarız haddi. Bu saat 270 lira. Ama 270 liraya bunu alabileceğini bilmek işte mesele o. Tamam mı? Vizyon o, tecrübe o. Birçok insan hayattaki birçok güzelliği, fırsatı veya birçok güzel şeyi çok imkansız zannediyor. İşte bu saati düşünüyor. Abi çok pahalıdır onu ben alamam. Bir kere bak abi önce fiyatına. Değil mi? Yani önce bir fiyatına bak. Sonra karar ver. Ön yargılarla kafada kurduğumuz şeylerle biz birçok şeyi ıskalıyoruz hayatta. Fırsatlar da öyle abi. Fırsat sen hazırsan senin ayağına geldiğini değerlendirebilirsin. Sen hazır değilsen fırsat en bariz fırsatı ya göremezsin ya da görsen değerlendiremezsin yani. Bastım gaza.
Ben ama çok eminim ama işte onu anlatmak lazım. Müdürüm ben 300 tane kaç tane? 2 günde. Bunun 6 ay abi banyo yoktu. Sen hiç söyledin mi sana bilmiyorum. Ya biz basket oynarken Enka'da bekliyordum Enka'yı duş alayım diye. Eğer basket yoksa buradan Enka'ya gidiyordum abi şeyle, metroyla yürüyordum. Enka'da basket oynayacakmış gibi spor salonuna gidiyordum, soyunma odalarında duşumu alıyordum. Sonra geri buraya gelip yatıyordum. Ya Tunç'un oturduğu yer var ya, orası yataktı işte. Biliyorum şurada abi kaç metrekare yani işte. Bir tek yatak sığıyordu. 10 metrekare falan yani, 10 metrekare falan yani herhalde o. Ve kaç sene yattım abi orada. Kışın. Yani. Bir ara full kalıyordum her gün bir dönem. Ben yeni başladığımda. Tabii sen 2015'te. Sen gece de burada kalıyordun. Mesela 9'da geliyorduk ya. Mustafa abi 8.45'te 8'de odadan çıkıp geliyordu mesela. İşle ofis arası aynı oda yani. Hatırlıyorum odanı mı? Tabii abi en başta şeyi rol yapıyordum. Hani sabah Beymen satın almaya geliyor toplantıya. Ben hani inmişim şurada sabah salam kesiyordum. Portakal suları. Portakal sıkıyorduk abi. Üst kat. Hazırlıyorduk şuraya açık büfeyi falan. Aynen. Sonra da şey, çayımayı hazırlıyordum. Beymen satın almaya geliyor. Şey diyordum numaradan, ya bugün de kadın izinli. Hani evet. Ablamız izinli bugün. Şey için hani, ulan hani çay getirecek biri de mi yok? Demesinler diye. Ki yoktu. Ha, fake it until you make it abi işte. Gül'le eşi vardı odana ama sonra bir daha hiç gelmedi onlar bir süre. Ya tabi abi şey yapıyorduk abi, espriye vurup ya işte izinde dur çayları da ben. Hatta bir kere erken geldi millet, yakalandım portakal sıkarken. Süper stepçiler. O gün gülmüşlerdi ama o gün çok puan kazanmıştım. Ya, espri yapmıştım bak CEO size, Mugun'un CEO'su elleriyle portakal sıkıyor diye. Nasıl şey ya. Ne kadar heyecanlanıyordum abi, satın almaya gelecekler ellerimle. Şey yapıyordum abi çünkü, bizim gibi onu yapan yoktu ki. Hani o zamanki o satın almacılara sabah elleriyle kahvaltı açık büfe hazırlayan. Tabii öyle düşünen biri. Tek bizdik ya çünkü başka yani şeydi abi, sen fark yaratmaya çalışıyorsun. O insanların gönlünde taht kurmaya çalışıyorsun. Oradan Herschel, Mugo, ikas falan oluyor abi, öyle şey değil. O yüzden hani ben hep şey diyorum, biz ister hikayemizi anlatalım ister anlatmayalım, Allah biliyor abi. O benim yaptığım fedakarlıkları, o varlık içinde yokluk çekmeyi, en zor işlere kadar tek başıma ve yapma işini yiyorsa biri yapsın yani. Yapmaz ki abi. Ben o yüzden mütevazı olmayacağım abi. Hepsini hak ettim abi. Hani şey var ya NBA'de de, earned not gifted diye yani. Hani, kazıdım abi, kazandım, hak etmeye çalıştım yani. Hala da hak etmeye çalışıyoruz. Kimse bana abi şey, hani Herschel distribütörlüğünü de böyle şey tepside vermedi yani, al abi demedi yani. Hani onu aldıktan sonra da kimse bana aa süper ya falan demedi yani abi. Kaç defa bir sürü şey için insanlara rica ettik yani abi. Şans abi geliyor, hazır olman lazım o şans için. İnsanın önüne her zaman geliyor abi yani. Hazır olman lazım abi yani. Senin için aynı şeymiş geçerli abi. Burayı eğer bir şans diyorsak hani senin geldiğinde 18 yaşında bir çocuk için, sen hazır olduğun ve istediğin için oluyor yani. Yoksa buraya kapıdan geçen Bilgi Üniversitesi'nde okuyan 18 yaşında 100 çocuk getirsen belki bir tanesi bu işi becerebilir. Ama bence de tamamen katılıyorum abi. Artık onda da momentum mu bir şey mi? Bir şey başlayınca böyle bir kıvılcım da başlıyor sonra devamı geliyor gibi bir durum var bence. Ya belki 100 seferde bir kere oluyor ama bizim işlerde de öyle yani. Bir şey pozitif başlıyorsa pozitif yayılıyor. Çok problemli başlıyorsa sonrasında zor oluyor yani. Sana garanti ediyorum. Biz hani senle benim kaç senede de Emrecan'la kaç senede beraberiz Emre'de? 3 senede 3. Biz daha hiçbir zaman momentum görmedik söyleyeyim ben size. Ben size o yüzden private label'da diyorum abi bak çok büyük potansiyel var. Biz daha abi Mugo'da, İKAS'ta da ben daha abi hayatımda hiçbir işimde momentum görmedim. Hiçbir işimde. Sadece karşıdan rüzgar gördüm abi. Sadece yani. Bahane için söylemiyorum. Bunlara rağmen ne yaptıysak yaptık yani. O ilk squat akşamı falan vardı ya. Mesela benim şeyde kariyerimde bir en azından
tecrübe ettiğim, abi, sıfırdan bir şeyi görebildiğimiz canlı bir örnekti mesela. Abi şöyle söyleyeyim sana. Onu momentum demen için aynı hikayeden ayda 5 tane yapıyor olsak, 10 tane yapıyor olsaydık momentum odur abi. İKAS için de aynı şey geçerli. Hani belki ayda binlerce böyle akıyor olsa her ay böyle. Ve sen bir şey yapmıyorsun çoğu. Ya da işte Mugo'da private label yapıyorsun abi, bir yere getirdin. Momentum o abi, zaten onu anlarsın yani. Hani momentumu şey, satacak ürün bulamazsın veya artık o kadar çok müşteri geliyordur ki onları karşılayamıyorsundur. Olay hikayesi. Evet, olay yani. Şimdi iki çeşit dert var. Bir tanesi çok boktan bir dert. Yeteri kadar satış yapamamak, müşteri bulamamak, finansal dertler. İşte yeteri kadar satış yapamadığın için sabit giderlerini ödeyemiyorsun, maaş, sigorta dertlerin oluyor, bazen borç birikiyor, finans, para bulman lazım, kredi falan filan, bu dert var. Bu çok kötü bir dert çünkü bu dertle meşgul olduğunda potansiyel işi büyütmeye olan fokusun dağılıyor. Daha çok satış pazarlama mı yapsam, işte para kredi çekmem lazım, nasıl limit alacağım, işte bankalarda gelsin, ne bileyim. İster istemez demotive oluyorsun, içeride ekip arkadaşlarına belki istediği kadar para ödeyemiyorsun veya onlar bu sefer korkmaya başlıyor. Acaba maaşımı alabileceğim mi? Senin üzerine plan yapamıyor, umudu kesiliyor. Başıma geldi yani, bizim Mugo bir ara küçülmüşken sadece Emre vardı, işte Ankara'dan getirmiştik onu. Anlattım o hikayeyi kaç defa. Herif şurada soda almaya çıkıyorum diye gitti, gelmedi abi. Çünkü abi herif, ve o gün tek kaldım abi ben Mugo'da. Herif. Anlattın mı hikaye sana? Yok, bunu biliyorum ya. Adam acayip kararlıymış ama bak. Abi, abi herif şöyle düşündü. Herif burası depoydu o zaman. Üstte ben çalışıyorum, fatura kesiyorum. Altta Emre paketleme yapıyor. Tek başımayım bu arada. Emre da acil durum için Ankara'dan getirttim yani. Herif abi o gün baktı işte. Azıcık sipariş geliyor. İşte ben fatura kesiyorum. O paketliyor böyle. Bir gün abi kaldı. İkinci gün kaldı. Üçüncü gün baktı. Orada da bu sefer orada Saka Sokak'taki yerde duruyordu o zaman, daha boşaltmamıştık. Akşam da orada yatıyoruz yani, hani şeyde. Orada beraber böyle şey, ne bileyim böyle askeri kampta gibi, böyle asker arkadaşı gibi yatıyoruz yani. Abi herif üçüncü gün yani işe ve bakınca şey diye düşündü. Dedi bu Mustafa'dan, Mugo'dan bir şey olmaz. Buradan bu dedi benim maaşımı ödeyemezdi. Ben soda almaya diyor, gitti bir daha gelmedi abi. Bana not bıraktı. Abi hakkını helal et, ben yapamam, yapamayacağım dedi. Gitti abi herif. Tek başıma kaldım abi yani. Tamam. Yani bu abi... Soda da çok kötüymüş be. Ben bu arada... Soda çok kötüymüş be. Altıncı isim yani, kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Zaten soda almaya gidiyorum derken baktım gözlerinin içine. Yani niye bana soda almaya gittiğini söylüyorsun ki? Bir bok var dedim bu işin içinde yani. Çünkü şu yandan şeyden alacak. Büfeden alacak yani, İrem'in yanındaki. Yani gitse gelse bir dakika sürecek yani. Niye bana söylüyorsun ki? Gitti, üçüncü dakika gelmeyince dedim ki kesin bir şey var. Hemen aşağı indim. Dedim ki yani aşağıda niye indim bilmiyorum bu arada. Gerçekten işte bir şey beni aşağı indirdi. Şuradan aşağı indim. Baktım ki not bırakmış yani. Kesinleşti mevzu o zaman. Ne yaptın sonra? İçimin niye huzursuz olduğunu anladım. Çünkü orada not bırakmış herif. Hakkını helal et diye. Abi normalde tükürdüğümü yalamam şu anki tecrübemle. Hani beni istemeyenle benim zaten işim yok yani, yolu açık olsun. Hani biz o yüzden de biri istifa ettiğinde veya ayrılacağında hani asla 10 gün dur, 2 hafta dur, 3 hafta dur demeyiz yani. Aynı gün ya da ertesi gün gider yani, hani biz yolumuza bakarız abi, sen sıkıntı yok, sana yolun açık olsun bundayız ha. O gün panikle herifi aradım, emredim saçmalama gel falan filan. Gelmedi abi, herif Ankara'ya yola çıkmıştı bile yani. Hani, herif yazdı herif. Herif baya planlı program. Sodayı da sokmuş yani. Sonra Emre geldi bu arada Ankara'da. Kaç defa aradı beni. Tabii işleri düzelttik biz. Herschel distribütörünü aldık falan birkaç sene sonra. İşi düzeltip büyütünce, duymaya başlayınca bizi arada abi işte geleyim falan filan. Hiç unuturmuyor ben bana yaptığı kazayı yani. Niye kızdım biliyor musun? Emre'nin o zaman çeşitli maddi sebeplerden gitmiş olabilir. Ona kızmadım. Emre 1-2 sene boyunca beraber bir sene çalışmıştık daha önce. Mugo'da ortaklığı ayırmadan önce ilk günlerinde ve Emre beni, hayallerimi, hedeflerimi, nasıl çalıştığımı, abi bahsettiğim zamanlar da Mugo'nun ilk günleri, sabah 5.30'da gidiyorum ben işe.
Tamam mı? Yani ve ailemi falan da biliyor. Emre yani benim hem vizyonumu, ailemi, maddi durumumu da biliyor yani. Emre benim şey değil, bana güvenip şey demesi gerekirdi. Bu herif bir şekilde buradan çıkar yani hani. Tamam. Demedi abi, benden umudu kesti. Bundan bir şey olmaz dedi yani. Neyse, konunun özeti iki çeşit dert olabilir dedik ya. Bir tanesi bu abi, maddi olarak yeterince satış yapamazsın. Etrafındakiler bile terk eder. Olmuyor mu abi? Herif batıyor, karısı terk ediyor abi herifi. Olmuyor mu abi? O zaman anlıyorsun kara gün, işte şey, ak gün kara gün, kim dost kim değil yani. Düştüğünde anlarsın abi yani. Hani şeyde ben diyorum ya, İyi günde herkes iyi. İyi günde herkes iyi. Bana 21 yaşında, 22 yaşında cebimde işte 100 bin lira para var neyse. 40 yaşındaki abim bilmeme rağmen ödemeyeceğini, kara gün bu zamanda belli olur deyip cebimdeki parayı borç verip batırıp kredi çekmek zorunda kalmıştım yani. Aynen. Çünkü kendimce doğru olanı yapmıştım. Dedim ki dost kötü günde belli olur dedim yani. Hı. Diğer sıkıntı da şu abi, oraya bağlı bir şey. İşler o kadar yoğun ve iyi olur ki derdin yetişememek olur işlere. Abi yetişemiyoruz siparişleri paketlemeye, fatura kesmeye yetişemiyoruz. Hani birçoğunu otomatize edebilirsin de müşteri onboard etmeye yetişemiyoruz abi. Para saymaya yetişemiyoruz bile olabilir yani. Hani benim dedemin mesela zamanında Tahtakale'de, Kıbrıs'ta işte ithalat yaparken hırdavat odur budur falan dönemleri var bana anlattığı hikayeler yani. Yetişemiyorsun abi şey. Para saymaya yetişemiyorsun yani. Yani bu arada öyle para kazanmış ve hala kazanan birçok insan var yani. Tabi artık onlar dert değil, otomatik dijital her şey ama işte paketlemek de dert değil. Lojistik firması hallediyor senin adına. Başka dertlerin olabilir. Biz abi ikinci hiçbir zaman bizim derdimiz olmadı hayatımda. İşler iyi gitmesine rağmen hiçbir zaman çok iyi gitmedi ve çünkü sürekli bir şeyle uğraştık. Zaten Türkiye'nin dertleriyle uğraştık falan filan ama gazı alacağımız abi her dönemde çok majör krizler ve sıkıntılar çıktı karşımıza yani. Şu an bile abi yani şu an Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden bir tanesi var ya şeyde. Hem son tüketici tarafında hem kobi tarafında abi biz hani tamam çok şey bir iş yapıyoruz yani. E-ticaret altyapısı hani çok revaçta bir iş yapsak bile çok ciddi önümüzde şey var. Karşıdan uçak rüzgar alıyor deli gibi yani. Ve o rüzgar artıyor yani. Avrupa'da resesyon var. Ekonomiler yavaşlıyor. Cesaret azalıyor, motivasyon azalıyor, savaş var falan. Düşünsene ya savaş var yani hani hiç olmayacak bir şey yok. Dibinde savaş var Ukrayna'da yani hani. Sizin müşteriniz işleri kötü olduğunda zaten ki de kötü biliyor aslında yani. Kobi'nin para kazanması lazım ki evet. Benle çalışabilsin. Doğru. Zaten ama işte bahane yok abi. Her şeye rağmen de para kazanan binlerce de Kobi var. Belki yeni gelenlerin sayısı az oluyor ama o binlercesi e-ticaretinde başka bir altyapı kullanabilir, bizi kullanabilir, işini büyütebilir. İşte pes etmeden abi sabırla onlara saldırma ve hala da şey, ben biliyorum yani ne bileyim pandeminin başı olsa veya başka dönem olsa hani şu ankinin 10 katı satarız abi. Ama yine satacağız, bahane yok. Bir şekilde bunların hepsinin ben yani bizim çok büyük yapacağımız işler için ön hazırlıklar olduğunu düşünüyorum. Bu geçtiğimiz, samimi söylüyorum, ben 21 yaşında başladım, Mugo'yu kurdum. 33 yaşındayım, 12 senenin aslında önümüzdeki 12 senede, 20 senede yapacağımız çok büyük işlerin artçı adımları, ön adımları, ön ayak sesleri olduğuna eminim yani. Yani çünkü bunlar bize abi şey yaptı. Yani yatırımda thick skin deniyor buna, kalın yani damar. Yatırımcılarda şöyle bir deyim vardır abi. Dersin ki bana geri bildirimi söyle. I have a thick skin dersin ya. Benim abi derim kalınlaştı. Bana rahat rahat dürüstçe söyle. De ki inanmıyoruz sana. Siz bu işi yapamazsınız. Şuranız kötü. Ya bana şey yapma. Evirme lafı. Çok iyisiniz ama şimdilik düşünmüyoruz deme. De ki yok abi. Ya kalınlaştı abi. Bizim damarın derilerimiz abi şey. Şu kadar derimiz oldu bizim yani anladın mı? Hani Allah daha kötüsünü göstermesin bu arada. Hani yine de şey dilimi ısırayım. Allah korusun ya şimdi Yunanistan'la falan. Hani şey de olabilir sonuçta. Ne bileyim
yani hayat çok ilginç abi yani. Asla olmaz dediğin şeyler oluyor. Yani gerçekten 3 hafta sonra postallarla birbirimize bakabiliriz yani gençler olarak ve şey. Ne bileyim. Hani ben ne bileyim size bakınca askere herhalde ilk beni alırlar yani. Hani. Yani ne bileyim. Ya da havaalanını bir daha taşırlarsa falan. Ya ne bileyim yani ama hani şey hadi okey de düşün abi. Hani kendini neyim, şu an cephede bir yerde bulsan en son düşüneceğin şey ne bileyim Kurkaç ya da işler bel çantası sattın mı falan olma düşünmezsin yani. Dersin ki abi hadi önce bir şu canımızı falan kurtaralım dersin yani. Ama bu çok şükür şeyi, nasıl söyleyeyim, çok şükür bakış açısı ya da kanaatkar olmak hayatta daha büyük başarıların peşinde koşmayacağız ve olduğumuz yerden mutlu olacağız anlamına gelmiyor. Tabii ki bu hedeflerin peşinden koşacağız. Her iki şirkette, hatta her üç şirkette olabilecek en iyi yere gelmek zorundayız yani. Tamam. Yok kalma var, Mars akşamı. Şuradan gidelim ya. Nereden? Şöyle gidelim. Ana yoldan mı? Evet. Toz yutuyoruz dedim de hadi gel gidelim. Selamünaleyküm. Ekmek var mı acaba? Var. Oo, ne kadar ekmek? Mustafa Namoğlu. Sen derledim. Sen ekmek yiyor musun? Mustafa Namoğlu meşhur oldun ya. Derleyeyim yok mu? Selamünaleyküm. Abi beni de çek hemşerim ha. Merhabalar, hoş geldin. Bak beni de çıkar gel, bununla gel. Beraber. Kameraya mı çekiyorsun? Evet, çekiyorum. Mustafa Namoğlu, göz bebeğimiz. Otur bakayım, otur. Yılın, bak. Yemek yılın iş adamı. Bak burası. Böyle kuytu oturduklarına bakma. Ne kadar zayıf olmuşsun ya. Zayıf oldum. Süper olmuşsun. Eyvallah. Burası ne biliyor musun? Bana bir şey demiyorsun. Burayı böyle kuytu, sen zaten şey ya. Sen belli Çeşme'de falan herhalde günlük gecesi 600 lira evet. Tatil yapanlara evet, benziyorsun. Evet, evet. Burası abi böyle özellikle kuytu tutuyorlar ki para saymak kolay olsun. Dışarıdan evet, ilgi çekmesin. Belli olmaz. Para sayma makinayı şey. Burada evet. Burada ama gösterme. Gösterme o şey olur. Kaybolur, göz olur. Benim bu arada daha bir şey yapmadık da. Bu kadar geyik yeter. Dur. Yok yok geyik değil. Allah isterse yaparsak ticareti buralardan öğrendim ben. Ya. Ama hiçbir yalan parmağı işemiyorsun. Nasıl? Bak ya, derler ki fakir ana babadan doğmak kaderdir. Ama fakir kayınpeder almak kader değildir. Evet. Bunu Mustafa Namoğlu uygulamıştır. Mustafa Kalyoncu? Namoğlu. Kalyoncu. Kalyoncu. Şey diyorlar, babanı seçemezsin ama kayınpederini seçebilirsin aynen. Ki bak iyi örnekleri sizin ailede de var. Var. Bunu, bu sadece bu mu Yunus? Hayatta Yunus bütün, o kadar değil bu. Bütün ümitlerim kırıldı bir sen kalmışsın yani. Aman ha sen ya. De ayakta kal yani. Gerçi meşhur oldun şeyde sosyal medyada. Ya ne yapayım ben bir yani şey yapmıyorum. Biri filmler şunlar bunlar. Halk ya bugün bir ya. Baktım ki bir garajda fotoğraf veriyorsun, poz veriyorsun. Hörşül devam ediyor mu? Ya boş ver Hörşül. Ayakkabılarımız bitti. Kendi Mugo diye şey yapıyoruz artık. Ayakkabılarımız. Ha? O ayakkabılardan gelmiyor mu? Bunlar 1000 lira oldu şeyde lan. Ya boşver. Yazılım mazlum işleri uğraşıyoruz biz. Hep yazılım. Sen parayı yazıyor çiziyor. Yazıyor çiziyor. Ya sen ya de sen de 3,5 milyon dolar aldık geçen diye bizi şey yapıyorsun. Parayı daha ne alacaksın lan? Finansman şey olmuş. Boca benim yatırım yapıyor buna ya. 20 milyon dolar yatırım yaptı finansman. Evet. Ne ismarlayayım sana? Yok abi hiçbir şey içmem ben. Sabahtan beri yemek yedim mi abi? Parasını ver abi yemek. Pardon onu unuttum ben. Tamam atacağım bir dakika. Bir şey söyleyeyim sana. Zenginleştik. Cimrileşiyorum. Yani, ya ne vallahi cimrileştim. Sor şey. Gel de yemek ye adamlar. Vallahi genç kardeşim. Tam tarla bölmenin evet, tamam. Ortasına geldi. Şuna mı geldi? Ben böyle bak. Gel çek yüreği. Şunu çek Allah aşkına. Hakla tarla bu. Dörde işte. Bir dakika. 12 dönüm araştırma. Hoca da var. 3 de bana mı ayırdınız? Evet bir tane de sana. Bir tane de sana. O mu benim? Nerede? Bursa'daki mi? İnegöl'deki mi? Yok. Neredeydi? Yok yok dur ya. Bilezik. Bilezik ama satıyoruz abi. Ağustos'ta Çaykara'ya gidiyorum. Var mı Ağustos'ta Trabzon'a gidecek olan memleketime? Ben gideceğim. Biletlerimizi alır mısın? He? Gel sen yok ne bileci oğlum. Özel uçağa bindin sen de. Sen bu der bilet alır. Yok ya hala biniyor mu uçağa? Hakikaten. Valla. Olmadı işte. Sen zenginememiştin ya. Yok. Sen bir acun olmadın. Ben acunu salladın dedim ya. Daha yaşım küçük onun için. Onlar 10 senemiz var. Ama jetme tehlikeli ben korkuyorum. Ha doğru. Şey doğru. Benim şey amcam 500 bin euroya bir Mercedes almış. Yürü yok. Vallahi Polo'ya biniyorum 2017. Buna buna da 1 milyon alıyor. Bunu zaten dedesi mi Mercedes'i ya? Ya o Kıbrıs'ta ya. Ya yemin ediyorum Polo'ya biniyorum 2017. Bilmezsiniz yani. Saate bak ya adamın saat bile vallahi 268. Şey gibi Kurtlar Vadisi'ne iplikçi Nedim gibi mi? Bu arabanın artık miadı doldu. Çok masraf çıkarıyor. Değiştirsek çok iyi olacak. Senin anan
kaç yaşında Cani? Abi 268 liraya aldım. Vallahi ama biliyorum. Ayıptır doğru da yani bir Rolex tak bir şey tak yani. Bu ne diyor ya? Yok sen böyle devam et. Ben yok ben öyle şeyler değil. Sabancı da bir yere giderdi. Cebinde 5 lira var derdi. Koç Ford Taunus'a binerdi. Abi bilmiyorum. Yok vallahi benim öyle şeylerde. Mustafa zenginleştikçe ben koça su satmış adamıyorum. Ufalman lazım ya. Vehbi koça. Ford Taunus 85 model arabası zamanında. Mustafa şu tarım işine bir yatırım yapsana. Şey tutun. Bir Mustafa, iki Mustafa, üç Mustafa. Direkt tutun. Enkaya basket oynayacakmış gibi giriyordum aşağı. Tanıyorlardı duşu beni. Duşu alıyordu. Duşu alıp geri geliyordum buraya. Şimdi zenginler hep böyle geçmiş yalandan hikayeler. Koca ya siz şahit değil misin? Ey koca hep... derler ki nasıl zengin oldun? İşte bak bakalım bari dedi de şu. Ya bırakın siz şahit değil misiniz depoda kaç sene yatmadın? Ya doğrudur yapmışsındır. Sen kendini inzivaya çekiyorsun ulan. Deden zengin, kayınpederin zengin. Ama ona rağmen ya. Yatmak herkesin yapacağı şey yok. Değil. Sen çok azimliydin. Yani parayı bulmaya çok azimliydin. Mustafa Hugo ne satıyor? Abi biz artık orada... Havalimanı falan devam ediyor da şeye evet. Döndürdük. Kaç yaşında? 3. Kendi markamıza koyduk Mugo diye. Ama ne yapıyorsun Mugo'da? Burada bir şeyler satıyoruz yani. Ne satıyorsun? Ha? İşte bel çantası, valiz, çantam. Boş ver bu konuşmayak bunlar. Şey ya bunlar yani tamam, konuşmaya bakıyor. Değmez. Tamam. Niye yapıyorsun bu işi? Sana helalinden 250 bin lira at. Seneye 250 bin lira ne eder ama bu sene. Ama şeysiz. Ya sen de var ya aldığındaki 250 bin lira yeter. Vallahi diyor. Pazarlık ediyorsun ya. Sıfır bekleyin. Hayali de mi iyi? Belki 500 eder. Bak sıfır. Bak yemin ediyorum sıfır beklenti. Şey parası. Abilik dostluk şey helal şey parası yani hani. Baksana hani, istiyorsan... Ankara'ya giderken gelirken arabadan bir Eskişehir üzerinde. Arabayla gitmiyor ki uçakla gidiyorum. İni oraya iniyorsun. Arabalan da bazen gidiyorsun. Araban yok. Beni bir ara Eskişehir üzerinden gel. Vallahi senin için gelirim de. Gel yani bir arabadan ya bir yiyin. Orada da bir şey çekersin. Bir şey söyleyeyim. İlk geldi. Pencere tarafındaki camın kenarında oturuyor. Bak cebeze cebeze konuşuyor. Dedim ki, dedim herhalde dedim dolandırdı. Şimdi de öyle olduğuma inanmak isteyen çok insan var. Aynen. İnsan yani. Abi önce o şüphelere bakar. Hep evet. Önce adam kaçacak dedim, mı? Tanımadım. Evet, sevmiyor öyle şeyleri. Boş boş konuşuyor. Hayır Hasan abi yok. Yok sonra İhsan'a dedim ki Mustafa'yı tanıdım ya. İlgisi arttı. Evet işte şu an dedemi gördü. Kayınpederi öğrendi. Mustafa İhsan'a dedim ki oğlum bu bizi dolandıracak herhalde dedim. Baba bunlar hep gerçek ha. Ya hiç hayatta size bir şey satmaya çalıştınız. Siz yediniz yok ayakkabısı alayım senden. Yok şimdi. Ama hayır. Sonra da kazandılar para kazandırdılar mı? Yok kazandırmadılar ya. Yok pahasını aldılar ya. 500 lira 100 lira verdi. Hiç yok. Bir şey yok. Hep buna 1 lira kazandırmadık Allah için. Ya önemli değil. Allah razı olsun. Mustafa 1 lira kazandırmadık. Mustafa. En sonunda ne kadar varız hepsini ben aldım. Mustafa. Zaten evde hiç kullanmadı var 20 çift. Var. Sonra baktım ki dedim ki. Satalım onu. Dur. Dedim ki lan bu 3 kağıtçı diye hani burada yerimizi gördünüz. Dedim ki. Ama dedim zeki bir çocuk ama dedim çok hızlı gidiyor dedim böyle zıplıyor tepe dedim. Tepe takla olacak. Bir tepe takla olmasa dedim biraz şey gitse ama iyi baktım yo. İyi çocuk. 250 bin lira lan evler için üretim yapalım. Yani 10 bin dolar o zaman anca 10 bin dolar eder 250 bin lira yani. Ben ha. Şahit bak kamerada herkes şahit ben şey yani hibe, kaç yıllık sana hibe kredi şey mi? Parası. Ya bu ortak değil miyiz? Tamam. Hibe ben ama bir maddi beklentim yok. Olur da bir gün bir şey olursa alırız. Olur, almazsak olur. Da canı sağ olur. Bir dakika. Bu tanıma parası. Bir dakika. Bunu bu tanıma parası. Parası. Ama dostluk tamam. Parası bu. 250 bini veriyorsun. Görüyorsun durumu. Baktın ki ben açık. O zaman yatırım yapıyorsun işe. Gördüm. Steve Jobs burada diyor. Ben Ankara'ya biliyor musun? Abi görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Senin oğlum Mustafa. Büyük abicim görüşürüz. Gerçekten Dört Levent Emniyet Eylerdi. Büyüdüğümüz sokaklar burası. Ha şurada aşağıda. Yemin ediyorum bu abilerin yanında öğrendim şeyi. Bu sohbetler hani bir şey yapmadık daha yani hayatımız çok değişmedi de. Buralarda tek özlediğim şey işte şu sohbet ya. E-ticaret şeyi yapalım dedim ama. He yaparım inşallah. Merhaba. Geçek bir tavsiye. Hadi görüşürüz abi. Şimdi mi yapıyorsun? Hadi, acelemiz var. Maazallah.
Oğlum hadi araba maraba girecek. Ya bir şey yok. Bu saatte iş mi yapacaksın? Bırak ya bagaja. Yok. Abicim. Abi bak... şunları bagaja koyar mısın? Yok. Ya taşıma yerini oğlum. Bir şey olmaz abi ya. Ben hep öyle geliyorum zaten. Oğlum niye taşıyorsun sabah sabah? Bir şey olmaz abi. Her şey için teşekkür ederim. Güzel bir İstanbul'du. Güzel bir 17 saatti. Hadi görüşürüz tamam. Vallahi taşıyacaksın yani. Yani. İyi hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak.